Hep korkarak büyüdüm. Acaba beni sevmezler mi diye düşündüğüm için karşılıksız vermeyi öğrendim. İnsanları kendim gibi gördüğüm için yüreğimi tuz buz edeceklerini hiç bilemedim. Zamanla ne kadar acımasız olduklarını öğrendim. Verdiklerimle yetinmeyip hep daha fazla istediklerine şahit oldum. Gönlüm kupkuru bir çöle dönünceye kadar da artık yeter diyemedim. Kendim ve sevdiklerim için yaşamaya başlayınca birden sen değiştin dediler. Oysa ben nefes almaya başladım ama onlar bilemediler. İşte bu yüzden bir çiçek kadar narin, bir kuş kadar özgür, bir kelebek gibi umarsızca yaşamak isterdim hayatı. İnsanların ne kadar zalim olduğunu gördükçe kapattım gönül kapılarımı. Şimdi benimle aynı heyecanı paylaşan, aynı gökyüzüne bakıp aynı yağmurda ıslananları hayatıma alıyorum. Meğer yaşamak ne güzelmiş, daha yeni anlıyorum. İçimizdeki doğallığı, masumluğu ve çocuk gülüşlerimizi kaybettikçe hep bir hırs, hep bir acımasızlık, hep bir menfaat sarmalıyor her yanımızı. Samimiyet neredeyse yok gibi. O kadar ihtiyacımız var ki içtenliğe, doğallığa ve saflığa. Nerede yaşadığınızı vallahi bilmiyorum ama ben böyle sakin, sessiz bir yerde kendi mecramda yaşlanmak isterdim. Mutlu olmak için çok şeye sahip olmanıza gerek yok. İçinizdeki doğallıkla dışınızdaki mükemmelliği hissedin kâfi. Çok mu gürültü duyuyorsunuz? Sadece azgın nefsinizin ve sürekli etrafınızda dolaşan şeytanın vesveselerinin sesini kapatalım yeter. Ben bu tavsiyemi, hani size yapıyorum ya bu tavsiyeyi, tam olarak becerebildim mi bilmiyorum. Hani yıllar ilerledikçe herkesi kendim gibi görüp ezdim yüreğimi. Onu biliyorum. Hep başkaları için fedakarlık yapıp ihmal ettim kendimi. Onu çok daha iyi biliyorum. Hele hele bir kerecik bile beni anlasınlar diye feda ettim ömrümü ki bunu niye yaptım diye deli divane oluyorum. Ama olmadı. Sonra anladım ki arkadaşlar, insanlar zahmetsiz elde ettiklerine karşı tam bir nankör kedi. Sırlarımı ve duygularımı açtığım kim varsa gün geldi önce dostluk adına sakladı, sonra açık arttırmaya çıkardı beni. Anladım ki ben verdikçe onlar almaya doymayacaklar. Böyle devam ederlerse de bende alacak bir şey koymayacaklar. Şimdi mutluyum. Niye mutluyum biliyor musunuz? Herkese ederi kadar değer veriyor ve geçirdiğim yıllarıma yanıyorum. İnsanları çantada keklik görüp ihmal edenlere de vallahi acıyorum. Hayat. Hayat yüreği güzel insan. Yüreği güzel. Evet, hayat yüreği güzel. İnsana neşe ve huzur veren, mutluluk veren ve bizi yormayan, sizin gibi dostlarla daha güzel. Bunu artık çok daha iyi biliyorum. Kendimi öyle bir sorumluluğun altına ittim ki etrafımdaki herkesin dertlerini sırtıma aldım. Evet, aldım. Ne oldu? Ne geçti elime? Kocaman bir hiç. O kadar yoruldu ki yüreğim, artık onları taşımaktan usandım, bıktım. Şimdi ne yapıyorum? Kendim, sevdiklerim ve beni sevenler için yaşamaya başlıyorum. Başladım. O kadar mutluyum ki beni hayatının dolgu malzemesi olarak kullananları ve görenleri bir daha hatırlamamak üzere sildim defterimden, gönderdim yüreğimden, çıkardım ezberimden. Vallahi siz de böyle yapın ve rahatlayın. Elbette kolay değil ama ilk önce bir karar verin. Sonra onlara dönük sınırları belli olan maskelerinizi kullanın. Sınırları belli maske. Yani herkese değil, onlara. Sosyal medya hesaplarınızdan da engelleyin. Görmek istemiyorsunuz. Cep telefonunuzdan silin telefon numarasını. Hatta o isimde kim varsa şaka bir yana ondan bile uzak durabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Belki düzelir mi umuduyla yeterince şans verdikten sonra böyleleriyle yola asla devam etmeyin. Yoksa gövdesindeki kurdun kendini yemesine engel olamayan ağaç gibi devrilir, gidersiniz.